Galatasaray Depay için atağa kalktı. ...2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatmak isteyen ve bu doğrultuda birçok yıldız transferini de bitiren Galatasaray'ın asıl hedefi ortaya çıktı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti daha çok çalışacak gibi gözüküyor, zira sarı kırmızılıların hedefi Avrupa'dan yeni bir kupa getirmek. Bunun için önce şampiyon olması gereken Galatasaray, Cristiano Ronaldo dahil sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızlarını takibe aldı. İşte o isimlerden biri de Barcelona'nın Hollandalı starı Memphis Depay. Kariyeri boyunca sahaya çıktığı 417 maçta 158 gol atıp 97'de asiste imza atan Depay, özellikle Wesley Sneijder, Ryan Babel ve Ryan Donk'tan aldığı olumlu referanslar neticesinde Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilir. Üstelik Hollandalı yıldız Barcelona'nın izin vermesi halinde devre arasında bile kadroya katılabilir. Sasha Boy için 7 milyon euro. Sarı kırmızılılarda yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'la yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve hali hazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren ve formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Sasha Boy artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu, yükselen performansıyla hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız sağ bekin takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 7 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy, eğer bu hayalini gerçekleştirirse, genç yıldız için istenecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın yeni rejistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Dries Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray, üstelik bu oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitjo gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitjo'nun dışında sert ve 6 numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Bosnalı orta saha oyuncusu Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosuna görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Udinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez Amir Hacı Ahmetoviç için çalacak. Galatasaray'a 22 yıldız. Foot Mercato'ya göre Galatasaray Fransa 2. Ligine düşen Bordeaux'la kontrat imzalamayan ve serbest kalan 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamak istiyor. Yaz transfer döneminde istediği teklifleri alamadığı için herhangi bir kulübe imza atmayan ve halihazırda boş olan Ginili oyuncu için Galatasaray'ın yanı sıra Güney Kıbrıs Rum kesiminden Apollon Limassol da devrede. Bordeaux altyapısından yetişen ve Fransız ekibi dışında başka bir takımda forma giymeyen 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3 maçta süre almıştı. Sarı kırmızılılar Amadou Traoré'yi geleceğe yatırım olarak kadrosuna katacak. Üstelik boşta olan genç yıldız adayı için bonservis bedeli de ödenmeyecek. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi. Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor.
devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı kırmızılılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'e transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Galatasaray'dan Matias Vinha bombası. Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Mata'yı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden sarı kırmızılı yönetim Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinha, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol bek adayı olan Matias Vinha'dan Çimbom'a olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinha, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray'la ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinha'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi sarı kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinha kariyerinde Nacional, Palmeiras ve Roma'da forma giydi.